Diyorum ki şöyle bir yine A B C üçgeni var. Burası 30 derece. Şurası 10, burası 12. Bize yine arkadaşlar alan A, B, C'yi soruyor. Arkadaşlar, hocam ben bunu gördüm. 30'u dikimlere indireyim. İster buraya indir, ister buraya indir, yüksekliği bulursun. Nereye indirirse indir arkadaşlar. Evet, ben şöyle indirdim, tamam mı arkadaşlar? Yüksekliği indirdiğimde ne yaptım? 90, o zaman burası mecbur 60 değil mi? 30, 90, 60 kaldı. Evet, 90'ın karşısı onu görüyorsa, 30'un karşısı bunun yarısını görüyordu. Neydi arkadaşlar? Burası 5. Taban bizi ilgilendirmiyor. Tüm taban lazım. Bu zaten belli. Burası 5 köküçtür. Bu 5 köküçe girerseniz burada imkansız çıkmanız. Tabanı biliyorsunuz ya zaten. Tabanı yazma. Sana yükseklik önemli. Alan ne oldu? 5 çarpı 12 bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Ne oldu arkadaşlar? 60 bölü 2'den 30. Peki arkadaşlar ben bunu böyle değil de hocam şuraya indirmek istiyorum diyen arkadaşlar için. Silelim. Bir de öbür tarafa indirelim bakalım. 30'u öbür tarafta kullanmaya çalışanlar ne yapacak? 12. Şuraya yüksekliği indirdim arkadaşlar. Tak tak tak. Evet. 30, 90. Burası 60 oldu bu sefer. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 oldu. Taban bu. Yükseklik 6. 10 çarpı 6 bölü 2'den ne oldu arkadaşlar? Yine 30'u buldum. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Taban çarpı yükseklikler ta konunun ilk başında vermiştik ya. Mutlaka alanı veren sayılar bu taban ve bu yükseklik hep aynı çıkmak zorunda. Aynı sayıyı bize verecekler. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle bir yine üçgenim var. A, B, C. Şurası arkadaşlar D. Burası 45 derece. Burası 10. Şurası 6. Demiş ki arkadaşlar bize. Şurası. Şu boyalı alan. Alan A, B, D. Burası kaçtır demiş. Tamam arkadaşlar. Şimdi 45'i görüyorum. Neydi? Açı görüyorsam diki indirmek zorundayım. Şuradan arkadaşlar. Şuradan diki indiriyorum. Pat diki indirdim. 10 ise burası. Nasıl bölünecek? Hocam 8 kök 2 iken 8 8 yaptın da 10 iken nasıl yapacaksın? Arkadaşlar kök 2'ye böleceksiniz. Bir sayı kök 2'ye bölmek nedir? Onu böl kök 2'ye. Nasıl yaparsın? 2'ye böl kök 2 ile çarp. Yani 5 kök 2. 2'ye böl kök 2 ile çarp. Diyelim ki 8'i kök 2'ye böleceksiniz. 2'ye böl kök 2 ile çarp. 4 kök 2. Diyelim ki 20'yi kök 2'ye böleceksiniz. 2'ye böl kök 2 ile çarp. Ne olur? 10 kök 2. Şimdi 2'ye böldük kök 2 ile çarptık. Burası 5 kök 2. Burası da 5 kök 2 ama burası bizim bir işimize yaramıyor. Bizim işimize yarayan buraya indirdiğimiz yükseklik. Neden? Çünkü ABD üçgeninin tabanı belli. 6. Ben burayı kullanmayacağım. Tabanı belli 6. Yüksekliği belli 5 kök 2. Bölü 2'den arkadaşlar. 30 kök 2 bölü 2'den arkadaşlar. 15 kök 2. Buranın alanı çıkacak arkadaşlar. Şimdi dikkat bakın. Hocam üçgenin tüm tabanını niye biz kullanmadık? Çünkü ABD'yi istiyor. Bize ABD'nin tabanı lazım arkadaşlar. Biz buraya indirilen yükseklik. ABC'nin yüksekliği de bu. ABD'nin yüksekliği de bu değil mi? Aynı kenardan, aynı köşeden kenara indiği için iki üçgenin de yüksekliği bu olduğu için biz bu 5 kök 2'yi bizim alanımız için kullanmış olduk. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum bakalım. Bir dahaki sorum geliyor arkadaşlar. Şöyle yine bir üçgenim var. A, B, C. Şurası arkadaşlar. Şurası 150 derece. Şurası D. İçeriği çizmemiş. Dışarıya 150 veriyor bize. Burası 10'muş. Bize diyor ki arkadaşlar. AD ve BC eşittir 10'dur diyor. Burası 150 ise alan ABC nedir diyor. Bakın AD 10, BC'yi çizmemiş. Bu da 10. Tamam mı? Verilen bilgi bu. 150 ise hocam ne yapacağım? Burası 30. Dikmeyi indirir misiniz arkadaşlar? İndirelim mi beraber? Hadi bakalım. Buradan dikmeyi indirdim. 30.
Şurası 60. Aman dışarısı değil bak. Bu çizilen üçgenin 30, 60, 90. 90'ın karşısı 10 sa, 30'un karşısı 5. Bana 5 yükseklik lazım. Sadece yükseklik. Alan ABC. Tabanım kaç? Tüm tabanım. Alan ABD dese çözemem. Neden? Buranın 5 kök 3 olduğunu bulurum ama burayı bulamadığım için, tamam mı arkadaşlar? Şurayı bilmiyorum. Burayı bulamadığım için ABD çıkmaz. Ama bütün alan ABC çıkar. Neden? Tabanı belli. 10. 10 çarpı yüksekliğim kaç? 5 bölü 2'den arkadaşlar. 50 bölü 2'den 25 çözümünü ben burada bulurum. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum bakalım. Bir dahaki sorularımızı tahtaya yansıtıyorum. Siliyorum burayı yine. Evet arkadaşlar. Şöyle bir üçgenim var. Şurası dik. Burası 2. Burası 2 kök 10. A, B, C. Neyi soruyor bize? Alan A, B, C'yi soruyor bize arkadaşlar. Tamam mı? Hocam 2 2 kök 10 ne üçgeni vardı? Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Mecbur bunun Pisagor'unu çözeceğiz. Buraya x diyelim mi arkadaşlar? Bununla bunun karesi toplam bunun karesine eşit değil mi Pisagor'da? Evet. 2 kök 10'un karesi eşittir 2'nin karesi artı x kare. 2 kök 10'u nasıl buluyorduk? Bunun karesiyle bu 10 sayısını bu kökten çıkıp çarpılıyordu. 4 çarpı 10 40. Bunun karesi, bunun da kare kökü kırıldı değil mi? 40. 4 artı x kare. Evet, bu buraya eksi olarak geçti değil mi? Artı 4 buraya eksi olarak geçti. 36 eşittir x kare. X eşittir buradan arkadaşlar 6 çıkıyor. Burası 6'ymış. Alanı bulabilir miyiz? Hocam yükseklik arkadaşlar dik üçgenlerde köşeler yani kenarlar biri, ikisi de dik kenar olduğu için biri taban biri yükseklik olur. Bu tabansa bu bunun yüksekliği. Bu tabansa bunun yüksekliği budur. Yani 6 çarpı 2 bölü 2'den arkadaşlar biz 6 santimetre kare olarak buranın alanını buluyoruz. Tamam arkadaşlar, devam ediyorum bakalım. Bir dahaki sorumu yansıtıyorum. Şöyle yine bir dik üçgen var. Bu biraz daha kolay arkadaşlar. Burada gelen sorular, burası 6, burası 10, şurası x demiş. Alan yine A, B, C ise alan A, B, C'yi bize burada soruyor arkadaşlar. Evet, 6, 10 ise burası nedir? 8. Burada, ya hocam bu kadar kolay mı olur? Burada göstermek istediği şu. Biz normalde üçgenlerde hep dikliği ortaya indiriyorduk ya, taban çarpı yükseklik. Üçgen dik üçgensi nereye indireceğiz? Ya zaten bu inmiş halidir. Tamam mı bakın? Bu dikliğin buraya inmiş hali budur. Bunlar dik kenar. Yani bu iki kenarın çarpımının yarısı alanı verecek. 6 çarpı 8 bölü 2'den arkadaşlar 48 bölü 2'den 24 santimetre kare bizim alanımızı verecek. Burada bunu gösteriyor bize. Evet, kolay. Olsun ama örneklerini çözelim bakalım. Yine zorlayıcı örneklere doğru gideceğiz bununla ilgili. Şimdi şöyle bakın, işte bu güzel bir soru. Bu güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle çizdim. Burası dik. A, B, C, burası D. Şurası 13, burası 12. Şurası 3, burası 4. Ne diyor arkadaşlar? Alan A, B, C, D. Aha, bu dörtgen alanı soruyor. A, B, C, D. Hocam ben oynamıyorum. Sen dörtgen alanı sordun. Bize üçgen anlatıyorsun. Kalktın gidiyorsun dörtgen soruyorsun diyen arkadaşlara diyorum ki kaçmayın, durun burada bakayım. Aha, size üçgene çevirdim burayı. Hadi iki tane üçgen oldu. Tamam. 3, 4 ise diklik var. Burası kaç? 5 değil mi? Hadi bunu bul. Hadi bunu bul hocam. 5, 12, 13 ne olacak arkadaşlar? Arkadaşlar böyle anlamsız sayılar gördüğünüzde, üç kenarı belli bir üçgen gördüğünüzde hemen düşünün. Ulan burada bir diklik var mı? Bak. Ya hocam bana ne ya? Burada göstermesi lazım. Ben mi bulacağım onu? Bazen üç kenarı verir. Size der ki ya dikliği bul ki alanı sen bul. 5, 12, 13 diklik nerede arkadaşlar? Diklik şurada. Hocam yalan söylüyorsun, hiç dike benzemiyor. Ya arkadaşlar şeklin dike benzeyip benzemesi önemli değil. Üçgen dik üçgen oluşturdu mu? 5, 12, 13 hiçbir şekilde bir araya gelmez. 6, 8, 10 diktir. 3, 4, 5 mutlaka diktir. Burada mesela burayı vermeyip 5'i verseydi bunun dik olduğunu biz yazacaktık. 5, 12, 13'ün buranın dik olduğunu biz yazacaktık. Mesela 8, 15, 17 diktir. 5, 12, 13 diktir. 7, 24, 25 diktir. Bu üçgenleri gördüğümüzde he hocam şimdi ne yapacağım? Hah, bu dik hocam dediğimizde işi kurtarıyoruz. Burayı da öğrenmiş oluyoruz. Tamam mı?
Buranın alanı ne arkadaşlar? 3 çarpı 4 bölü 2'den 3 çarpı 4 bölü 2'den burası 6. Burası ne arkadaşlar? Şuranın alanı 5 çarpı 12 değil mi? Dik kenarlar 5'e 12. 12 bölü 2'den 60 bölü 2'den arkadaşlar burası da 30. Tüm alanımız 36 çıktı. Şimdi gelelim düşündüğünüz mevzuya. Ya hocam hiç burası dike benzemiyor. Sakın arkadaşlar, hani böyle bazı arkadaşlar vardır ya böyle geometride soruya bakan, aha şurası 80'e benziyor, bu da 60, bu olsa olsa 30 olur falan gibi düşünen arkadaşlar, sakın, en büyük yanılgılar bunlardır. Geometride sana bunu dik vermesine gerek yok. İsterse şöyle bir açı verir, der ki arkadaşlar aha burası 8, 15, burası 17. Arkadaşlar bu dik çıktı. Alın bu dik. 8, 15, 17'dir. Hocam 30 derece gibi duruyor. Bana ne ya diyen arkadaşlar için vallahi dinlemezler arkadaşlar. İstediği gibi burayı büzüşük de verir. Böyle kocaman geniş açı da verir arkadaşlar. Senin bilgin neyi gerektiriyorsa sen oraya onu yazmak zorundasın. Yani şekille değil, şeklin bilgisiyle biz burada işlem yapmaya çalışmamız gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Yine bir dik üçgen içine bir tane daha dik üçgen çizmiş. A, B, C, burası K, burası D. Şurası 7, burası 5, burası 12, şurası 16. Bize neyi soruyor? Şu taralı alan, küçük üçgen hariç geri kalandaki taralı alan. Yani büyük üçgenden küçük üçgen alanı çıkar diyor. Bir kenarları bulalım. Kenarları bilmiyorum. 5, 12 ne var? Burası 13. Burası ne oldu? 20. 20, 16 nedir? 3, 4, 5'in kaç katı arkadaşlar? 4 katı mı acaba? Hipotenüsten ölçüyorum. 4 katı 20. 4 katı 16. 4 katı burası o zaman 12 oldu. Tamam. 16 ve 20 sağladıysa mecbur. Bu zaten dikti değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartırsak taralı bölgeyi buluruz. 12 çarpı 16 bölü 2 büyük üçgenin alanı. Değil mi? Ne oldu burası? 6 çarpı 16'dan arkadaşlar 60, 36 daha. 96 büyük üçgenin alanı. Küçük üçgenin alanı arkadaşlar? 12 çarpı 5 bölü 2 değil mi? Dik kenarların çarpımı. Tamam. Aman 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 bak. Dik kenarların çarpımı. 16, 12. Yani 13'ü veyahut da 20'yi çarpacağım diye giderseniz yanlış. Dik kenarlar bir yükseklik birisi taban olur. Tamam mı arkadaşlar? 12 çarpı 5, 60 bölü 2'de arkadaşlar burası 30 çıktı. Evet, taralı bölgenin alanı ne olacak arkadaşlar? Büyük üçgenden küçük üçgenin alanı çıkartıyorum. 96'dan 30'u çıkardım eşittir 66 olaraktan ben buranın alanını buluyorum. Geçiyorum arkadaşlar bu bölümün son sorusuna. Geliyor bakalım sorumuz. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Dikkat. Böyle bir üçgen A, B, C. Şurası dik. Aman dikkat diyorum bakın arkadaşlar. Bu soruyu durdurup benden önce çözmeye çalışabilirsiniz. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Şuradan da indiriyor. Burası F'ymiş. Bu, bu ve şu birbirine eşit. Şu üç parça birbirine eşit arkadaşlar. Bize bütün bu bilgilerden alan B şurası ney? E burası C. Alan B, E, C'yi soruyor. Alan B, E, C. Ne yükseklik var ne taban. Hiçbir şeyimiz yok. Ama şurada sadece 90 derece olduğu ve şuranın 13, 5 olduğunu veriyor. O zaman B, E'yi biz ne deriz arkadaşlar? 5, 13 ne üçgeni vardı? 12, evet. B, E kenarımız yani buradan buraya 12 çıktı. Şimdi hocam burası dikse burası da dik. Ya burada bu, bu, bu eşit. Arkadaşlar bir hatırlayın bakalım. Burasına biz x diyelim. Bu da x, bu da x olsun. 2x hipotenüs olmadı mı? X de bu kenar olmadı mı? 2'ye 1 nerede vardır arkadaşlar? Soruyorum. Hipotenüsün karşısında 2, bir kenarı da 1 olan hangi üçgen vardı? Bu ne üçgeniydi? Gördünüz mü arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2. Hatırladık mı? 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı da kök 3 katı. Burası kök 3 katıysa x'i nasıl bulacağım? 12'yi kök 3'e böleceğim. Ne yapıyorduk? 3'e böl, kök 3 seçer. Ne yaptık? 4 kök 3. Burası 4 kök 3. Peki şurası ne oldu? 30'un 2 katı. Yani 8 kök 3. Alanımız ne olacak arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2.
BEC'nin tabanı kaç? 4 kök 3. Yüksekliği kaç? 12 bölü 2 dersek arkadaşlar. Sadeleştirelim buraya. 6, tamam mı? 6 çarpı 4 kök 3'ten 24 kök 3 olaraktan ben buranın alanını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Geçiyorum bir dahaki sorumuza bakalım. Hadi devam edelim.